Depremlerdeki yardımlaşmayla yumuşayan Yunanistan'la ilişkilere bakalım şimdi. Dışişleri Bakanı Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü ile görüştü. İkilinin görüşmesinde Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz başlıca konular arasındaydı. Şükrü, Atina'daki temaslarının ardından da yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek. Yunan Bakansa Cuma günü Gökçeada'daki Paskalya ayinine katılacak. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina'da Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile Yunanistan arasında oluşan olumlu atmosfer ve Doğu Akdeniz'deki son durum masaya yatırıldı. 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkileri olumlu bir sürece girmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü de Dendias'ta depremlerin ardından Türkiye'ye gelmişti. Şükrü Dendias görüşmesinde de bu konu gündeme geldi. Türkiye'ye karşı büyük bir dayanışma gösterdiklerini ifade eden Dendias, Yunanistan herhangi bir jeopolitik karşılık beklemeden her zaman Türk halkını desteklemeye devam edecektir dedi. Yunan Bakan bu olumlu atmosferin yapıcı bir diyaloğun başlangıcına sebep olmasını istediğini söyledi. Dendias, Cuma günü Gökçeada'da düzenlenecek Paskalya ayinine katılacak. İkili Doğu Akdeniz meselesine de değindi. Dendias, Mısır'ın Doğu Akdeniz bölgesi için istikrar ve güvenliğin ana faktörlerinden biri olduğunu söyledi. Atina-Kahire ilişkilerinin mükemmel düzeye ulaştığını belirtti. Dendias, Mısır'ı Yunanistan için en önemli ticaret ortaklarından biri olarak niteledi. İki ülke önümüzdeki 10 yıl içerisinde Akdeniz'e 3,8 milyar dolarlık denizaltı şebeke bağlantısı inşa etmek için de anlaştı. Şükrü de Yunanistan ve Mısır arasındaki şeffaf görüşmelere dikkat çekti. Uluslararası ve bölgesel düzeyde Doğu Akdeniz'de istikrar ve barışın sağlanmasına yönelik politikamız aynı ve çıkarlarımız ortak dedi. İki ülke arasındaki işbirliğinin gelişeceği mesajını verdi. Şükrü, Dendias'ta görüşmesinin ardından Başbakan Miçotakis'le de bir araya geldi. Bir sonraki durağı ise Türkiye olacak.